Herkese merhaba arkadaşlar. Timo Lopez, George Kambosos maçının sert bir maç olacağını, bu maçın heyecanının, enerjisinin yüksek olacağını söylemiştim. Bu maçı ring etrafındaki izleyen boks fanlarıyla ekranları başında izleyen boks fanları hop oturup hop kalktı. Bu maçın enerjisi gerçekten muhteşemdi. Boks adına çok güzel anlara şahitlik ettik. Bu maçla ilgili size 3 sorum olacak. Sonrasında da maçla ilgili maç sonu analizimi yapacağım. Kendi gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, bu maç yılın maçı olmaya aday bir maç mı? Bu maçı %100 George Kambosos kazandı mı? Çünkü Timur Lopez'in bu maçla ilgili itirazları var. Bu maçı kendisinin kazandığını iddia ediyor. Bu maçı Timur Lopez mi kazandı? George Kambosos mu kazandı? Sizin gözünüzde bunun da açıklamasını aşağıya yorumlar kısmına yaparsınız. Maç sonu analizine gelirsek şunu söyleyebiliriz. Aslında maça konsantre iki isim vardı. Timo Lopez'de, George Kambosos'ta. Bu maça öncesinde konsantreydi, ringe girmeden önce özellikle de Timo Lopez çok rahattı. Biraz maç öncesinde George Kambosos endişeli gözüküyordu. Maçı kafasında çok düşünüyordu. Maç gidip gelmiş, kafasında sanki bu hava vardı üzerinde. Ama şu bir gerçek, maçın kaderini belirleyen aslında ilk rounddaki George Kambosos'un vurduğu o sağ kroşe, yatarak vurduğu sağ kroşe maçın kaderini belledi. Sonrasında bu maç George Kambosos'a döndü. Çünkü o yumruktan sonra Timo Lopez dizinin üzerine çok çöktü ve artık George Kambosos'a bir özgüven geldi. Artık ringde daha güçlü, daha diri duran bir George Kambosos vardı. Onun öncesinde biraz endişeli duruyordu Timo Lopez. Ringe girer girmez aslında aklıyla değil, Timo Lopez hırsla dövüştü. Hırsıyla ringdeydi. Bunu zaten maç başlar başlamaz boks fanları görmüştür. Şu bir gerçek, özellikle de maçta zaman ilk round, sonra da yine Timo Lopez'in etkili yumrukları vardı. Yoktu değil. Ama maçın ilk roundundan hemen hemen son roundına kadar maça hakim bir George Kambosos vardı. Özellikle de bu maçta 10. roundda Lopez George Kambosos'u çok zor anlara soktu. Knockout edebilirdi, hakem hatta saydı Kambosos'a. Ama yine de maçı bırakmadı, hatta ayakta uyuduğu anlar da oldu. Belki o an bir yumruk da sağlam bir yumruk vursaydı Lopez inecekti. Ayakta zor duruyordu. Ama gong sesi imdadına yerişti. Şu bir gerçek, her zaman söylüyorum, boksun gerçekleri bu. Bunu birçok maçta gördük. Hiçbir zaman rakibini küçümsemeyeceksin, boksu küçümsemeyeceksin. Özellikle de Lopez rakipleriyle zaman zaman dalga geçen bir isimdi, rakiplerini küçümseyen bir isimdi. Aynı şekilde Vasiliy Lomachenko da ringde rakiplerini, yani boksunun tekniğinin tamam yüksek ama bunu da görüyorduk. Hepsi ders aldı aslında. Lopez olsun, Vasil olsun, kaybettiği maçlar onlara gerçekten boks adına aslında onların kariyeri açısından kötü değil. Bundan sonraki maçlara daha iyi hazırlanacağının sinyalini veriyor bu kaybettikleri maçlar. Vasil Lomachenko da bak, son dakika tane maçında çok güzel bir performans sergiledi. Lopez de bu maçtan sonra, buna inanabilirsiniz, artık çok disiplinli ve sağlam çalışacaktır. Özellikle de George Kambosos'un bir sözü beni çok etkiledi. Yendiğim maçtan sonra bile dedi, antrenman salonuna gittim ve antrenman yaptım dedi. Mutlaka ve mutlaka boksta arkadaşlar çalışmanız gerekiyor. Boks disiplinsizliği affetmiyor. Bunu kimde gördük? Manny Pacman Pacquiao Ugas maçında da gördük. Özellikle de biz Pacquiao'yu nasıl biliriz? Pacquiao ikili üçlü ataklarını çok yapar ve rakiplerine bu şekilde maçlar alır. Ugas maçında eli kolu gitmiyordu. Tek atakta kalıyordu. İkili üçlü atakları yoktu. Ne oldu? Bu şekilde de maçı kaybetti. Aynı şekilde Lopez'in üzerinde de şu var. Mental olarak sanki bu maça hazır ama kondisyon olarak bu maça hazır değildi Lopez. Zaman zaman çok yorulduğunu, ayakta bile zaman zaman çok zor durduğunu gördük Lopez'in. Ama şu bir gerçek, Lopez güçlü vuran bir isim. Bunu da bu halde bile
Kambosos'a vurduğu yumruklarda da gördük. Kambosos 10. roundda çok zor anlar yaşattı. Ama bu maçta özellikle de biraz psikolojikmen Lopez'in etkilenmesinin sebebi sol kaşı çok kötü açıldı. Bundan dolayı düşünün sürekli kan geliyor yüzünüze, gözünüze. Bu bile biraz Lopez'i etkiledi diyebiliriz. Özellikle de Kambosos'un Timur Lopez'e karşı sol direklerini, sol kroşelerini çok iyi vurdu. Özellikle de sol direklerinden sonra yatarak sağ kroşelerini etkili vurması, aparkatını Lopez gelirken aparkatını çenesine çok zamanlaması, iyi olması Lopez'i aslında korkuttu. Lopez zaman zaman Kambosos'a atak yapmaya çekindi çünkü geldiği zaman yumruk vuruyor, çok hızlı. Şu bir gerçek, George Kambosos performansının zirvesinde diyebiliriz. Timur Lopez de Vasiliy Lomachenko maçından sonra sanırım bir maç daha yaptı. Ondan sonra daha maç yapmadı. Maç eksikliği var. Bence kondisyonu çok kötü. Kondisyon eksikliği var. Ringde zaman zaman şunu gördük. Ayakta durmaya bile ayakta bile duramayacak halde olduğunu gördük. Ama şu bir gerçek, Lopez kondisyonlu olsaydı, bu maça sağlam hazırlansaydı bu maçı alabilirdi bence. Ama bence kondisyon olarak çok kötüydü. Timur Lopez, George Kambosos bu maça çok iyi hazırlanmış. Bu maçı zaten şunu söylemiştim. George Kambosos bu maça çok konsantre. Çünkü bunu nerede gördük? Basın konferanslarında şunu gördük. Bir türlü psikolojikmen Lopez George Kambosos'u etkileyemedi. Diri durdu. Konuşma tarzı, maça olan inancı hiçbir zaman Lopez'e bunu vermedi. Maç öncesinde de, maç esnasında da. Ama şu bir gerçek, George Kambosos hırsıyla ringde değildi. Aklıyla ringdeydi. Timur Lopez'in ilk roundu maç başlar başlamaz atak yapmasına rağmen George Kambosos gayet sakindi. Ama şu bir gerçek, biraz tutuktu ilk round. Birdenbire maçta Lopez'in aniden saldırması onu bir panikletti. Ama sonra da roundun sonlarına doğru birinci roundun o vurduğu sağ kroşeyle maça ortak oldu ve şu bir gerçek, herkes şuna inandı yani George Kambosos'un bu maçı o yumruktan sonra çevirebileceğini, kazanabileceğine inandı. Özellikle de boks fanları Kambosos'a kesinlikle bu maçta şans vermedi. Doğrusunu söylemek gerekirse boks fanları şunu söylüyordu. Bu maçı %93 Timur Lopez alır dedi. Özellikle çok yüksek sayıda bir YouTube kanalının yaptığı bir ankette boks fanları oylarını Lopez'den yana kullandı. Birçoğu sadece Kambosos'a %8 olan bir kısım oy verdi. Ben her zaman bu maçla ilgili şunu söyledim. Ben boksun gerçeklerini konuşurum. Gerçeklerini anlatırım. Çünkü ben boksun içerisinden gelmiş bir insanım. Ben ne söyledim? Bu maça George Kambosos çok istekli, çok konsantre. Bu maçı alabilir dedim. Kambosos sürpriz yapabilir dedim. Maç öncesi analizlerimi izleyebilirsiniz. Kimsenin şans vermediği bir boksöre ben bunları söyledim. Çünkü George Kambosos'taki o gözündeki o enerjiyi, o isteği görebiliyorum. Çünkü ben de boks ringlerinde uzun zaman dövüştüm. Şu bir gerçek, George Kambosos boksta ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. İnandı, ringe girdi, inandı ve kazandı. İnanamasaydı Timur Lopez'in o psikolojik baskısının altında ezilseydi belki de bu maçı kazanamadı. Tyson Fury de aynı şekilde rakiplerini psikolojikmen etkileyip ringde kazanan bir isim. Lopez'le o şekilde özgüvenli duruşları, rakiplerini umursamaz tavırları. Ama buna Kambosos yenilmedi. Gerçekten takdir ediyorum. Zaman zaman 10. roundda da zor anlar yaşasa da maçı bırakmadı. Ama bir kez şunu görebildik yani. Lopez'in çok güçlü vurduğunu görebildik. Kambosos da aslında dayanıklı bir isim. Onu bile o Lopez'in sert vuruşları etkiledi. Onu da maçtan koparttı. Ayakta uyuduğu anlar da oldu. Ama dediğim gibi yine de 11-12. roundlarda
Çok etkili yumrukları vardı. Kambosos'un net yumrukları vardı. Maçı şu bir gerçek. Ring etrafında bu maçı izleyen boks fanları, ekranları başında izleyen boks fanları bu maçın George Kambosos'un olduğuna kalpten gönülden emindi. Zaten bu maçı Timo Lopez'e veremezlerdi. Çok büyük tepkiye yol açardı bu maçı Lopez'e verselerdi ama zaman zaman dediğim gibi bu maçın da Kambos Lopez'e verilir şüphesi oldu boks fanlar içerisinde ama ilk başta bir Timo Lopez anons edilirken elini kaldırdı. Lopez'e mi verildi gibisine Kambos dedi hayır dedi daha anons edilmedi. Sonradan Kambos'un eli kalktı. Maç Kambos'un olduğunu söyledi sunucu. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu şekilde birçok sürprizler yaşayacağız. Mesela çoğu kez kemer sahibi boksörlere bakıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Anthony Joshua. Andrew Ruiz karşısında beklemedik bir yenilgi almıştı. Çünkü boksta her zaman şu bir gerçek. Disiplinli olacaksın ve çalışacaksın. Ne zaman ki Anthony Joshua belki Andrew Ruiz'i küçümsedi. Rahat alabileceği maç gibi gördü. Ona yenildi. İkinci maçını aldı. Şimdi belki Timo Lopez Kambos'u rahat geçeceğine inanıyordu. Ama yenildi. Aynı şekilde Canelo Alvarez'i biz Caleb Plant'ı rahat geçer 3. round'da nakavt eder gibi düşünen bunlardan da bir tanesi benim. 3. 4. round belki bir nakavt eder dedim Canelo Alvarez için ama 10 round mükemmel bir maç yaptı. Tabii o maçla ilgili de şunu söyledim. Boksta her zaman şans vardır. Caleb Plant'ın da şansı olduğunu söyledim. Hani bazı boksörlerin rakipleri karşısında devleşir. Bunlardan bir tanesi de Kambosos oldu. Timo Lopez karşısında devleşti. Ama şu bir gerçek. Timo Lopez'i çok güzel bir anda yakaladı bence. Özellikle de Timo Lopez korona olmuştu. Korona olduğu bir zamanda bir de performans olarak iyi olmadığı bir zamanda yakaladı ve bu maçı kazandı. Ama Vasyl Lomachenko karşısındaki Timo Lopez'in o performansında çıksaydı belki George Kambosos Lopez'in karşısında bence o maçta işi zor olurdu. Çünkü Vasyl Lomachenko karşısında çok diriydi. Bundan sonra bakalım George Kambosos da Vasyl Lomachenko arasında bir maç gerçekleşecek mi? Yoksa Timo Lopez de Vasyl Lomachenko bir maç yapar mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu bir gerçek artık boksta şunu görebiliyoruz. Dengeler değişebiliyor. Özellikle de son zamanlarda ki maçlara baktığımızda boksa yeniden bir heyecan geldi. Bir adrenalin geldi. Tyson Fury'nin Deontay Wilder'la yaptığı maçlar üçlü maç boks fanlarını yeniden uyandırdı. Özellikle de Canelo Alvarez'in son zamanlara doğru yaptığı etkili maçlar boksta yeniden bir uyanış gerçekleşti. Artık boks maçlarının heyecanının enerjisinin yükseldiğini ve artık özellikle de dövüş sporu izleyen fanların boksa yöneldiğini görebiliyoruz. Bundan sonra da şu bir gerçek artık rekabet gittikçe daha çok kızışıyor. Özellikle de alttan gelen çok iyi boksörler var ve bunların çoğu da amatörden profa geçti. Hepsi iyi isimler. Bundan sonraki süreçte hangi maçlarda bazı boksörlerin beklemediğimiz boksörlerin neler yapacağı artık bakacağız neler olacak. Şu bir gerçek arkadaşlar yani boksta hani mesela şunu söylüyor mesela bazı arkadaşlar diyor ki mesela Tyson Fury ile Usyk maç yapsa diyorlar %100 işte Tyson Fury kazanır. Böyle bir şey yok. Boksta yani var olan bir gerçeği konuşalım. Boksta hiçbir zaman siz %100 bu kazanır diyemezsiniz. Çünkü bak Canelo Alvarez de diyor yani birçok dünyanın en iyi boksörleri bir yumruk her şeyi bitirebilir. Aldığın ters bir yumruk veya kaşın açılır, gözün açılır. Bir yumruk alırsın, nakavt olursun. Yani o yüzden hiçbir zaman şunu diyemezsin. Tabi boksörleri değerlendirebilirsin. Mesela Tyson Fury'nin özelliklerini beğenebilirsin, boks stilini beğenebilirsin, onu favori görebilirsin, hayranıdırsın, fanıdırsın, favori görebilirsin. Ama bu şu demek değil, sen onun hayranısın diye kesin %100 alır dediğin zaman şöyle bir şey olur.
Bu boksu takip eden insanlar der ki bunun boks bilgisi yok. Yani bu der hani boksu yeni izlemeye başlamış gibi bir şey olursun. Bu yüzden boksta her zaman şunu diyeceğiz. Boksörün özelliklerini söyleyeceğiz ve şansı var diyeceğiz. Ben bu maçla ilgili ne demiştim? Timor Lopez'in ringe geleceği performans önemli demiştim. Timor Lopez kötü bir performansla ringdeydi. Savunması kötüydü. Refleksleri kötüydü. Çünkü çok yumruk alıyordu. Özellikle de şu solunun üzerinde sol omzunu özellikle de kullanmadığı için çok fazla yumruk aldı. Kambosos'un çok kroşesini aldı. Biraz daha defansa ağırlık gösterseydi, ellerini yukarı kaldırıp dövseydi bence bu maçın kaderi bu olmayabilirdi. Bütün kemerlerini kaybetti. Bunu kabullenemiyor. İtirazları var. George Kambosos yanına gidiyor. Konuşmaya çalışıyor ama Timo Lopez istifini bozmuyor. Bakalım George Kambosos, Timo Lopez arasında ikinci maçı göreceğiz mi? İkinci maç olsa bu maçı kim kazanır? Bence bu maçta ikinci maç olsa Timo Lopez ringe çok sağlam geleceğini düşünüyorum. Bu maçında yine ne olacağı belli olmaz. İkincisi arasında yakın bir tarihte ikinci maç gerçekleşirse bu maçın da enerjisi heyecanı yüksek olur ama %50 %50 olur. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Bir boksör kaybettikten sonra kaybettiği maça inanmadığı zaman kabullenmediği zaman çok sağlam çalışıyor ve sonrasında da iyi işler çıkartabiliyor. Lopez de bunlardan bir tanesi, onu söyleyeyim. Bak mesela Anthony Joshua Usyk'e kaybetti. Ne yaptı? Sonradan Amerika'ya gitti, işte spor salonları arıyor, hocalar arıyor. Artık onu yenmek için bir çaba içerisine girdi. Keşke öncesinde biraz daha sağlam, bunun için öncesinde çalışsaydı. Daha çok prese dayalı, Usyk'in maçlarını izleyip daha çok prese dayalı, kondisyona dayalı antrenmanlar yapsaydı Usyk maçını belki de kazanacaktı. Özellikle de bu maçı gelip İngiltere'de Usyk kazanıyorsa gerçekten büyük başarı. Kendi evinde düşün, geliyor dışarıdan bir isim sizi yenip gidiyor. Burada da Kambos'u da takdir etmek lazım. Ringin etrafında Timo Lopez hayranları çok da ama Kambos hayranları da azımsanmayacak kadar azdı. Amerika'da Avustralyalı bir boksör geldi. Kambos'u kendi evinde yendi ve geri gidecek. Bu maçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa veya benim eksik söylediğim bir şey varsa bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gerçekten maç mükemmeldi. İzlediğime değdi. Canlı izledim maçı. Canlı anlattım. 6. 7. rounda kadar 8. rounda bir sorun oldu. Canlı yayın birden kapandı. Bunun için de kusura bakmayın. Şimdilik maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz analizler, yorumlar için bu tarz analizlerin, yorumların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup beğeni yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Biz ring içerisinde var olan gerçeklerden bahsederiz. Gerçekleri söylerim. İster bana boks fanları kızsın veya kızmasın. Doğrular neyse ben onu söylerim. Her maçta hani ben mesela bazı boksörler için şunu diyorlar, kesin bu kazanır. Ben ne diyorum her seferinde? Boksta hiç belli olmaz. Her ringe giren boksörün şansı vardır son gong sesine kadar. Çünkü biz çok maçlar gördük. Kesin kazanır dedikleri ama son bir dakikada aldığı bir yumrukla nakavt olan isimler, maç kaybeden isimler gördük. Bu yüzden boksun gerçeği bu, doğası bu arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.